Rusya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Total'in başkanı Christophe de Margerie'yi taşıyan uçağın piste çarpıştığı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı. Moskova'daki Vnukovo Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası konuşan Rusya Soruşturma Komitesi sözcüsü, kar küreme aracını kullanan kişinin alkollü olduğunu tespit ettiklerini, ayrıca bazı havalimanı çalışanlarının kazadaki kusurlarının araştırılması için açığa alınmasının söz konusu olduğunu dile getirdi. Alkollü olduğu belirlenen kar küreme aracının sürücüsü korkunç kazadan yara almadan kurtulmuştu. 63 yaşındaki Margerie'yi taşıyan Falcon tipi özel jet gece geç saatlerde havalanmak üzere piste hızlandığı sırada kar küreme aracıyla çarpıştı. Total'in başkanı ile 3 mürettebat çarpışmanın etkisiyle alev alan uçakta yaşamını yitirdi. Bu sırada Fransa'nın yastı olduğunu söyleyen Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Total'in geleceği için endişelenmenin gereksiz olduğunu, Margerie sonrası da şirketin yoluna devam edeceğini belirtti. Büyük bıyık lakaplı 63 yaşındaki Total'in başkanı 2010'da başına geldiği şirket için 1974 yılından beri çalışıyordu. Margerie ayrıca Rus hükümetiyle dış yatırımlar konusunda görüşmeler yapmak için Moskova'da bulunuyordu.